Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 5 Şubat Pazartesi. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Bitcoin ülkesi El Salvador'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Mevcut başkan Nayib Bukele %87 oyla 5 yıl için yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Bukele'nin yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ülkenin Bitcoin politikalarının devam edeceği anlamına geliyor. Bukele, Bitcoin'in resmi para olmaya devam edeceği sözünü vermiş, Bitcoin madenciliği ve Bitcoin tahvili projelerinin de sürdürüleceğini vaat etmişti. CBS News'e konuk olan Fed Başkanı Powell önemli açıklamalar yaptı. Powell, Mart ayında faiz indiriminin olası olmadığını fakat bu yıl 3 faiz indirimi öngördüklerini söyledi. Başkan ayrıca ABD federal hükümetinin sürdürülemez bir mali yolda ilerlediğini belirterek borç ekonomiden daha hızlı büyüyor dedi. Varlık yönetim şirketi ARK Invest'ten Bitcoin için 2.3 milyon dolar tahmini geldi. Yıllık Büyük Fikirler 2024 raporunu yayımlayan şirket, Bitcoin'in küresel varlıkların 19.4'ünü oluşturması halinde fiyatının 2.3 milyon dolara ulaşabileceğini öne sürdü. Çalışmada Bitcoin'i en az 5 yıl boyunca elinde tutanların ne zaman satın almış olurlarsa olsunlar kâr ettikleri de ortaya konuldu. Yönetim altında 1.4 trilyon dolarlık varlık bulunan LPL Financial, Bitcoin ETF'lerine yatırım yapmadan önce bir süre izleme kararı aldı. Şirket önümüzdeki 3 ay boyunca yeni fonlardan hangilerinin müşterilere sunulacağını karar vermek için bir değerlendirme süreci yürütecek. Şirket yöneticilerinden Rob Patman konuyla ilgili açıklamasında "Sadece bu fonların piyasalarda nasıl işlediğini anlamak istiyoruz." dedi. Patman bu değerlendirmenin sonunda daha fazla zamana ihtiyaç duyabileceklerini de belirtti. Ağustos ayında Microsoft'la işbirliğini açıklayan Aptos Labs, bu işbirliğinin ilk ürünü olan Aptos Assistant'ı yayına aldı. Verilen bilgiye göre yapay zeka tabanlı sohbet robotu Web3 bilgi düzeyleri fark etmeksizin geliştiricilerin Aptos üzerinde geliştirme yapmasına yardımcı olacak. Microsoft'un küresel iş geliştirme direktörü Daniel N, "Aptos Labs'le işbirliğimiz yapay zeka, blok zinciri ve verinin sinerjik gücünün bir göstergesidir. Aynı zamanda veri analitiğinde yeni sınırlara da kapı açıyor." açıklamasında bulundu.